dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only everything. When we dance, you have a way with me, stay with me, swear with me. When the rhythm starts to play, hold me close, make me merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü durağımıza Trabzon'un Araklı ilçesinden sesleniyoruz. Sokak pilavcısının konuğuyuz. Yanımızda işletme ortağımız Sayın Şeymanur Halil bulunmakta. Bakalım bize lezzetleri ve bu şirin mekanı ile alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sokak pilavcısı kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl başladı bu hikaye? Benim adım Şeymanur Halil. Kuzenimle birlikte burayı devraldık. Daha önceden çalışmıyorduk. İkimiz de ev hanımıydık. Dedik ev hanımları olarak bir girişimde bulunalım. Belki hayatımız değişir. İşte farklı şeylere dokunuruz. Farklı şeyler aşılarız insanlara. O şekilde girdik. Kısa bir zamandır bu işi yapıyoruz. Yaklaşık 3 haftadır bu sektördeyiz. İnşallah devamı gelir. Bu kadar. Harika. Ev hanımı olarak, kadın girişimci olarak kuzeninizle birlikte, Şeyda Hanım'la birlikte bu sektöre atıldınız. Tabii ki bunların hepsi ev usulü olduğu için, hani makine usulü değil. Peki buradaki lezzetlerimiz arasında neler bulunmakta? Bir iki tanesi zaten burada mevcut. Aynen. Normalde pilavı sade ve nohutlu olarak sunuyoruz. Kişinin hangi tercihi olursa. Ayrıyeten tavuk, ondan sonracığıma kavurma, ayrıyeten ciğer olarak da şeylerimiz var, çeşidimiz var yani şu anlık. O kadar. İçeceklerimiz mevcut. Bu kadar şu anlık. Bunun yanı sıra tabii ki ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı. Aslında bu pilavlar ev usulü, yani anne eli deyip pişen pilavlar. Şeymanur Hanım kendi el lezzetiyle bu pilavları pişirip sizlerin damaklarında kalıcı bir tat bırakıyor. Ve en önemlisi gece 12'ye kadar hizmet veriyorlar. Yani bir telefon kadar uzağınızda aslında diyebiliriz. Her tabakta aynı lezzeti taşıyan bu pilavı yemek isteyen herkes tabii ki de bir telefonla sipariş verebiliyor. Kuryemiz mevcut. Kesinlikle kuryemiz mevcut. Hepsine tereyağıyla, zeytinyağıyla, kavurmamı normal et yağıyla yapıyorum. Hiçbir şekilde bir katkı maddesi yok. Hepsini hiçbir şeyden kaçınmayarak aynı ev usulü insanların, dışarıdaki insanların, çalışan insanların, annesinden uzak olan insanların kolayca ulaşabileceği, bu lezzeti tadabileceği bir şekilde yaptım. Hatta geçen bir insan yedi. Dedi ki yemin ederim dedi, annemin evde yapmış pilavı gibi dedi. Hiçbir farkı yok dedi. Kesinlikle herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Ondan sonra iyi veya kötü bütün yorumları bekliyorum. Harika. Peki buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra kendinizi nerelerde görüyorsunuz? İnşallah bir iki sene sonra farklı şubeler açmış olarak onların karşısına tekrardan çıkabiliriz. İki kadın olarak bir işe başvurduk. İnşallah başarılı oluruz. Ayaklarımızın üstünde durmak istiyoruz. İnsanlara dışarıda aile lezzetlerini tattırmaktan çok memnunuz. İnşallah. Kesinlikle herkesi bekliyoruz. İnşallah olur yani. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum Şeymanur Hanım. Sokak pilavcısı olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size geldiğinizden dolayı ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, bugünkü lezzet durağımıza Trabzon'un Araklı ilçesinden seslendik. Sokak pilavcısının konuyduk. Anne eli değmiş mis gibi tereyağı kokulu pilavları yemek isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Kaliteli ürünü uygun fiyat politikası ile buluştuğu tek adres diyoruz Sokak Pilavcısı ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.